Evet, merhabalar. Şimdi en çok merak ettiğiniz noktalardan biri olan fiyatla başlayalım. Açıkçası fiyatlar lansman tarihinde net olarak açıklanacak. Onun için fiyat konusunda muamma olan noktalar var ve bizlerin de tavsiyeleri oldu açıkçası. Bakalım tavsiyelerimizi dinleyecekler mi? Öncelikle 1.0 turbo motorla başlıyorum. 1.0 turbo motor DCT kuru kavramalı 7 ileri şanzımanlı versiyonda Style 203 bin lira, Style Plus 215 bin lira ki bunu farklı bir noktadan 210 bin lira olarak da fiyat aldım. Elite geldiğimizde 222 bin lira, Elite Plus'a geldiğimizde ise 237 bin liralık rakamdan bahsedildi. Şimdi 1.0 turbo DCT olarak baktığımızda karşısında Clio var. Clio'ya baktığımda Clio'nun touch paketi 180.900 lira ki burada 1.0 CVT var. Hadi 1.3 çift kavramalı şanzımanlı olana bakalım. Touch EDC'ye geçtiğimizde 195.900 liralık fiyat var. Şimdi 195.900 Touch versiyon hem 1.3 130 beygir EDC'li 195 bin lira. Bu tarafta Style Plus'a denk gelmiş olsa 210 binde 215 binde açıkçası Clio 5'te rekabet edecek fiyat seviyesinde değil. Clio 5'te ikona geçtiğimizde 1.0 195.900 lira. Yine 1.3 EDC olana geçtiğimizde 209.900 lira. Yani dolu dolu 1.3 130 beygir EDC'yi aldığınızda fiyat 209.900 lira olurken burada Elite Plus 237 bin liralık fiyatıyla ki gerçi güvenlik donanımları var onu düşünebiliriz. Elite'den hesap edelim 222 bin liralık fiyatıyla Clio 5 karşısında bu fiyatlarla şansı olmayacaktır. Umarım lansman öncesi bu fiyatları tekrar bir kontrol ederler. Burada ana hedef sanırım 1.4-6 ileri otomatik Clio'nun karşısına koymak olarak belirlenmiş gibi. Çünkü 1.4 otomatik 6 ileri tork konvertörlü aracı geçtiğimizde Style için 190 bin, Style Plus için 202 bin, burada Elite için 207 bin, Elite Plus için 228 bin liralık fiyatlar var ki yine bu hali de Clio'nun 1.0 CVT'sinin bir tık üstünde kalıyor gibi gözüküyor. Başlangıç fiyatına baktığımızda jump paketli manuel vites aracında 160 bin lira seviyesinde olması bekleniyor. Açıkçası fiyatlarla Clio ile rekabet etmesi zor gözüküyor ama öyle bir piyasadayız ki şu an araç bulamıyorsunuz biliyorsunuz. i20'nin artısı bu olacak. Yani i20 showroom'a gittiğinizde bulabileceğiniz bir araç olacağı için bu anlamda belki bu piyasada öne çıkma şansına sahip olacaktır. Çünkü bulduğunuz araba alabildiğiniz araba oluyor. Şu an Clio 5 için sıra beklemeniz gerekiyor ve yeni fiyatını kestiremiyorsunuz. Bu fiyat üzerinden alma şansınız pek yok gibi. Bugünkü konumuz da i20'nin fiyatlarıydı. Tabii ki bunlar lansman öncesi fiyatlar. Bayilerden farklı farklı fiyatlar geliyor. O yüzden net fiyatları lansmanla birlikte görüyor olacağız. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.